14. konuşmayı Milliyetçi Hareket Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin yapacak. Değerli vatandaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kirlenmiş, yorulmuş, Türkiye'ye verebileceği hiçbir şeyi kalmamış AKP hükümetini değiştirme zamanı geldi. Geleceği yeniden inşa etmeye insanlarımıza daha huzurlu ve ümit dolu bir Türkiye müjdesi vermeye biz hazırız. Gelin 7 Haziran'da çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği hakkında en doğru kararı birlikte verelim. Seçimler milli iradenin son sözü söylediği yerdir. Demokratik rejimlerde hükümetler millete gider. Güven oyu isterler. Sorunlara çözüm üretemez hale gelen bir hükümete milletin yeter demesi ve görevi bir başka partiye teslim etmesi gayet doğaldır. Kaybettiği itibarın ve düşüşün farkında olan AKP iktidarı seçimleri demokratik bir süreç olmaktan çıkarmaya çalışmaktadır. Amaçları 7 Haziran'ı meclis seçiminden çok başkanlık sisteminin örtülü oylamasına dönüştürmektir. Halbuki başkanlık sistemi Türkiye'de yeterince tartışılmamış, ülkemiz için uygun olup olmadığı hakkında kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Başkanlık sisteminin arkasına gizlenmiş bir federasyon vardır. Federatif başkanlık sistemi ise Türkiye'nin parçalanması, birlik ve beraberliğimizin bitişi demektir. Ülkemiz hangi kökten, dinden ve mezhepten gelirse gelsin, bütün insanlarımızın iç içe geçtiği ve hiçbir ayrıma uğramadan dilediği yerde yaşadığı bir zenginliğe sahiptir. Kanlı iç kavgalarına tanık olduğumuz çevremizdeki ülkeler gözümüzün önündeyken sen şusun, sen busun diyerek Türk milletini ayrıştıran siyaset izleyenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır. Başkanlık sevdasındaki AKP'nin amacı sağlıklı işleyen bir sistem arayışı değildir. Çünkü parlamenter sistemi bozan da anayasal hukuk devletini işlemez hale getiren de kendileridir. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının yok olduğunu ve bütün gücün tek elde toplandığını bilmeyen var mıdır? AKP hükümeti 17-25 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla milletin güvenini yitirmiştir. Kabinedeki dört bakan ve çok sayıda isim yargıdan kaçırılmış, bunun yerine soruşturmayı yürüten polis, hakim ve savcılar cezalandırılmıştır. Yaşanan durum tuzun kokması halidir. Adına çözüm denen ihanet süreciyle bin yıllık kardeşlik hukukumuzu yok edecek ayrıştırma siyaseti izlenmiştir. Bu gidişat vatanımızın bir bölümünde etnik kimliğe dayalı bölge oluşturmaya doğrudur. 30 yılı aşkın bir süredir kundaktaki bebeklere kadar katleden bölücü terör örgütünün AKP hükümeti tarafından muhatap alınması tarihi bir hatadır. Terör örgütünün talepleri doğrultusunda çıkardıkları yasalar ve HDP'lerle imzaladıkları Dolma Bahçe mutabakatı AKP'nin üzerinden hiç çıkmayacak kara bir lekedir. PKK pazarlıkları ne örgütün silah bırakmasına ne de birlikte yaşama iradesinin güçlenmesine yol açmıştır. AKP'nin tek yapabildiği taviz ve teslimiyettir. Güvenlik güçlerimiz kışlalara ve karakollara hapsedilmiş. PKK ise güçlenerek dağlardan şehirlerimize inmiştir. Baştan beri aldatmaca olduğunu söylediğimiz açılım iflas etmiş, MHP bir kez daha haklı çıkmıştır. Komşularımızla sıfır sorun vaadiyle iktidara gelen AKP, Türkiye'yi komşusuz bırakmıştır. Hükümetin kavga etmediği, ters düşmedi. Önce kardeşim deyip sonra ABD işbirliğiyle vurulmadık. İslam ülkesi kalmamıştır. İzlediği beceriksiz dış politikayla uluslararası saygınlığımızı bitiren Davutoğlu'ndan şimdi Türkiye'yi yönetmesi beklenmektedir. Ülkemizdeki ekonomik göstergeler her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Çiftçimize toprağını ektirmeyen İşçimize fabrika açamayan AKP ithalata dayalı bir ekonomi yardıma muhtaç işsizler ordusu yaratmıştır. AKP iktidarı döneminde milli servetin paylaşımındaki adaletsizlik zirve yapmıştır. Yaşam odası olmadığı için işçilerimiz somada can verirken milletin parasıyla yapılan özenti saray milli vicdanı yaralamıştır. Böylesi bir sarayı kendi paralarıyla yaptırsalar israf derdik. Ancak milletin parasıyla yapılınca bunun adı haramdır. Türkiye'yi 13 yıldır yöneten iktidar partisi bugün tam anlamıyla bir tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Atanmış genel başkanlarının yetersizliğini Cumhurbaşkanı'nın takviyesiyle örtmeye çalışan AKP hükümetinin Türkiye'ye verebileceği bir şey kalmamıştır. Türkiye'nin ekonomisi tıkanmış, toplumsal barışı tehlikeye düşmüş, dış politikası sıfırlanmıştır. Ülkemize rahat bir nefes aldıracak, zinde, enerjik yeni bir hükümet alternatifini Milliyetçi Hareket Partisi sunmaktadır. MHP program ve kadrosuyla ülkemizi içine sürüklendiği sorunlardan çıkaracak tek çaredir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimize taahhüt ediyoruz. Biz ülkemizin milli ve manevi değerlerine ihanet etmedik. Etmeyeceğiz. Yatak odalarından para sayma makineleri, ayakkabı kutularından para saçılanlardan olmayacağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Çalanlardan hesap soracağız. MHP iktidarında terörün ve bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Eşkıya ile yapılan ülkeyi 36 parçaya bölme pazarlıklarını bozacağız. Ne bir karış vatan toprağını ne de tek bir insanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlarımız hiç korkmasınlar. MHP iktidarında hakları olan yardımları kesmeyeceğiz. Daha da artıracağız muhtaç ailelere iş imkanı hilal kart ile 700 TL aile desteği vereceğiz. Emeklilerimize yılda iki maaş destek ödeneği vereceğiz. Taşıran işçilerimizin sorunlarını çözeceğiz. Asgari ücretten vergi almayacağız. Kamu arazilerimizi yoksul vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. Atanamayan öğretmen, öğretmensiz okul, İmam ve müezzine olmayan cami bırakmayacağız. Nitelikli istihdam imkanlarını artıracağız. İşsizliği bitireceğiz. Çalmayan, çaldırmayan, israfı önleyen tek başına MHP iktidarında Türkiye'nin kaynaklarının herkese yeteceğini göstereceğiz. Türk milletinin adının anayasadan ve vatandaşlık tarifinden çıkarılmasına, müsaade etmeyeceğiz. Bölünmez bir vatan, tarafsız işleyen adalet, üreten milli ekonomi ile müreffeh ve mutlu millet sözü veriyoruz. Bunları başarabilecek kadro, fikri hazırlık, azim ve irade bizde mevcuttur. 7 Haziran'da Cenab-ı Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle tek başına iktidar için yetki istiyoruz. Türkiye'yi daha ileriye götürmek için gelin bir olalım. Birlikte olalım. Ortak geleceğimizi hep beraber kuralım.